Oksijenli solunumda reaksiyonlarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öncelikle oksijenli solunum reaksiyonlarında glikoliz evresinde glikozun aktivasyonu için 2 molekül ATP harcanacaktır. Daha sonra ise Krebs döngüsünde FAD koenzimi indirgenerek FADH2'ye dönüşecektir. Ve glikoliz, pürüvik asit ve Krebs'te sentezlenen NADH molekülleri ETS'de NAD moleküllerine yükseltgenecektir. Ve en son olarak da ne gerçekleşecektir? E, hidrojen ve oksijenler birleşerek su oluşumu gerçekleşecektir diyoruz. O zaman sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir dediğimizde cevabımız C şıkkı olacaktır. Oksijenli solunumun glikoliz, Krebs ve ETS reaksiyonlarında grafiklerdeki değişimlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir? Burada zamanla karbondioksit miktarının arttığını gözlemliyoruz ki bu Krebs evresinde gerçekleşecektir. Hepsinde gözlenmeyecektir. 2 numaraya baktığımızda oksijen miktarı zamanla azalmış, yani oksijen kullanılmıştır. Bu da yine ETS'de gerçekleşecektir ve açığa su çıkacaktır. Üçüncü grafiğe baktığımızda ATP miktarının zamanla arttığını gözlemliyoruz. Bu hem glikolizde hem krepste, hem de ETS'de gözlenecektir. Yani üçünde de ortak olarak ATP sentezi gerçekleşecektir. Su miktarının artışı ise ETS'de gözlenecektir. Örneğin krepste su çıkışı olmamaktadır. Yani bu da ortak olarak gerçekleşmeyecektir. Cevabımız yalnız 3'tür. Besin monomerinin oksijen kullanılarak inorganik bileşiklere kadar parçalanmasına oksijenli solunum denir. Oksijenli solunum sonucu moleküllerinden hangilerinin oluşması oksijenli solunuma katılan besin monomerinin glikoz olmadığını kanıtlar. Şimdi baktığımızda Basit olarak yazdığımızda arkadaşlar tepkimemizi glikozu oksijenle parçalayacağız ve açığa karbondioksit ve su çıkacaktır. O zaman oksijenli solunum sonucu açığa karbondioksit ve su çıktı. Bu glikoz olduğunu kanıtlar mı? Glikoz olduğunu kanıtlayacaktır. Ama bize neyi soruyor? Glikoz olmadığını kanıtlar diyor. Şimdi amonyak azotlu bir bileşiktir ve amonyak da aslında glikoz olmadığını kanıtlayacaktır. Çünkü amonyak açığa nasıl çıkacak aslında? Proteinler hidroliz olacak, amino asitlere parçalanacak ve amino asitlerin de deaminasyonu sonucu amonyak molekülü ayrılacaktır. Bu yüzden de amonyak varlığı glikoz olmadığının kanıtıdır. Cevabımız da yalnız 1'dir. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresinde gerçekleşen X, Y ve Z olayları verilmiştir. Buna göre x, y ve z olayları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Y evresinde not coenzimi indirgenir demiş. Baktığımızda glikojen öncelikle glikoza kadar yıkılmış yani burada bir hidroliz tepkimesi söz konusudur. Daha sonra ise glikozun pürilik asite kadar yıkımı gözlenmiş ki bu da glikoliz tepkimesi olacaktır. Şimdi baktığımızda Y evresinde yani glikoliz evresinde nat koenzim indirgenir mi? Evet nat koenzim indirgenecek ve not haş molekülü oluşturulacaktır diyoruz. Diğerine baktığımızda Z'de gerçekleşen reaksiyonlar mitokondride gerçekleşir demiş. Z'de pürüvik asit sentezlendi öncelikle buradan başlayalım. Ve bunun sentezi stoplazmada gerçekleşiyordu. Daha sonra pürüvik asit Krebs döngüsü başlamadan mitokondrinin matriksine geçti. Öncelikle asetil koA oluşturdu. Daha sonra ise Krebs evresinde açığa karbondioksit çıkacaktır. ETS reaksiyonlarında da su oluşumu gerçekleşecektir. O zaman Z'de gerçekleşen reaksiyonlar evet mitokondride gerçekleşiyor. 3 olayda da fosforilasyon gerçekleşir demiş. Fakat burada X olayının sadece bir parçalanma hidroliz olayı olduğunu söyledik ve doğru olanlar 1 ve 2 olan C şıkkı olacaktır. Oksijenli solunumda olaylarının gerçekleştiği evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? FAD'ın indirgenmesi ki FAD indirgenerek FAD H2 molekülüne dönüşüyordu. Bu da nerede? Krebs döngüsünde gerçekleşiyordu. Devam edelim. Oksijenin indirgenmesi ise oksijen indirgenerek hidrojenle birleşecekti ve açığa su çıkacaktı. Bu da nerede gerçekleşiyordu? ETS'de gerçekleşecektir. Defosforilasyon dediğimiz olay ise ATP harcanımıydı ki ATP harcanımı da glikoliz evresinde glikozun aktivasyonu için ATP harcanıyordu. Bu evrede gerçekleşecektir. O zaman eşleştirme yaptığımızda cevabımız A şıkkı olacaktır. Oksijenli solunum glikoliz, krebs ve ETS evrelerinden oluşur. Bu evrelerden hangileri tüm canlılarda aynı hücresel yapıda gerçekleşir? Baktığımızda glikoliz evresi, prokaryot ve ökaryot tüm canlılarda stoplazmada gerçekleşecektir. O zaman hepsi aynı hücresel yapıda gerçekleşti. Krebs'e baktığımızda prokaryotlarda Krebs evresi stoplazmada gerçekleşirken ökaryot canlılarda ise mitokondrinin matriksinde gerçekleşecektir. ETS'ye baktığımızda ETS prokaryotlarda hücre zarının iç yüzeyinde bulunurken gerçekleşirken ökaryotlarda ise mitokondrinin krista zarında gerçekleşecektir diyoruz. O zaman baktığımızda aynı hücresel yapıda gerçekleşmeyecektir 2 ve 3 ve cevabımız yalnız bir olan A şıkkı olacaktır. Oksijenli solunum basamakları aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre oksijenli solunum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Nadın indirgenmesi glikoliz ve krebs evrelerinde gerçekleşir. Evet, Hatta nat indirgenerek ne oluşacaktır? Nadaş moleküllerinin oluşumu gerçekleşecektir. Doğrudur. Oksijen molekülü ETS'de kullanılır demiş. Evet oksijen molekülü kullanılarak ETS'de su oluşumu gerçekleşecektir. Fadaşiki molekülü Krebs çemberinde oluşur demiş. Fadaşiki evet burada Fadaşiki oluşumu gözlenme, gözlenmektedir zaten. Fad molekülü indirgenerek Fadaşiki oluşacaktır. Krebs çemberinde karbondioksit çıkışı olur demiş. Evet burada karbondioksit çıkışı olduğunu gözlemliyoruz. Tüm evrelerde oksidatif fosforlasyon ATP sentezlenir demiş ki glikoliz ve krebs'te substrat düzeyinde fosforlasyon gerçekleşirken ETS'de ise oksidatif fosforlasyon gerçekleştirilecektir diyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Aşağıdaki şekilde mitokondri organeli gösterilmiştir. Buna göre mitokondrinin X ve Y kısımlarında gerçekleşen olaylarla ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle X ve Y'nin hangi kısımları olduğunu yazalım. X'e baktığımızda mitokondrinin içerisinde bulunan sıvı olan matriks olduğunu gözlemliyoruz. Y'ye baktığımızda ise burada zar üzerinde bulunuyor. Yani kıvrım bir bir zar olan kalista zarı olacaktır. Şimdi baktığımızda Nadaş'ın indirgenmesi, Nad'ın indirgenmesi nerede gerçekleşecektir? Krebs'te gerçekleşecektir bu olay. Çünkü Nad indirgenerek Nadaş'a dönüşecektir. Bu doğrudur. Yine bakalım Nadaş'ın yükseltgenmesi de nerede? Y olan yani krista zarlar üzerinde ETS'de gerçekleşecektir. Bu da doğrudur. Fadaş 2 oluşumu bu Krebs'te gerçekleşecektir. Yani Krebs'te matriks'e gerçekleşiyor arkadaşlar. Mitokondri matriksinde. Doğrudur. Ve oksijenin indirgenmesi bu da ETS reaksiyonlarında gözlenecektir diyoruz. Doğrudur. Karbondioksit oluşumu yine Krebs döngüsünde gerçekleşecektir. Su oluşumu ise oksijen indirgendi hidrojenle birleşti. Su oluştu. Bu da neredeydi? ETS'deydi. Doğrudur yani. 4'e baktığımızda Oksidatif fosforilasyonun gerçekleşmesi demiş. Ama burada oksidatif fosforilasyon yani ETS'de gerçekleşiyordu. Substrat düzeyinde fosforilasyonun gerçekleşmesi ETS verilmiş. Yani aslında bu ifadeler tamamen yer değiştirmelidir diyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Hangileri doğrudur dediğimizde cevabımız 1, 2 ve 3 olan D şıkkı olacaktır. Oksijensiz solunum ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Enerji verimliliği oksijenli solunumdan düşüktür. Evet oksijensiz solunumun enerji verimliliği her zaman düşük olacaktır. ETS görev yapmaz demiş fakat oksijensiz solunumda da ETS görev yapacaktır ve ETS yardımıyla ATP üretimi gerçekleşecektir. Bu yüzden yanlış oldu. Son elektron alıcı Organik yapılıdır demiş. Fakat oksijensiz sonunda bu son elektron alıcı organik yapılı değil, inorganik yapılıdır. İşte sülfat olabilir, kükürt olabilir ya da nitrat gibi inorganik yapılı moleküller olabilir. Sadece ökaryot canlılarda gerçekleşir demiş. Yine oksijensiz sonum sadece ökaryot canlılarda gerçekleşmiyor. Prokaryot yapılı olan bakterilerde de gözlenebilecektir. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız bir olan. A şıkkıdır. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi cam fanusun içerisinde karbon atomları işaretli glikoz içeren havuç bitkisi ve tavşan konularak fanus içerisindeki oksijen atomlarının tamamının işaretli olması sağlanıyor. Havuç tavşan tarafından besin olarak tüketildiğine göre ifadelerinden hangileri doğru olur? Öncelikle neymiş Buradaki karbon atomu işaretliymiş ve bir de oksijen molekülünün işaretli olduğunu biliyoruz. Cam fanusta işaretli olmayan serbest oksijen atomlarına rastlanır demiş. Fakat soruda zaten fanus içerisindeki oksijen atomlarının tamamının işaretli olduğu sağlanmış bunu belirtmiş. O yüzden bu ifade yanlış olacaktır. Tavşanın çizgili kasında işaretli karbon içeren glikojen molekülleri bulunur demiş. Burada evet Glikoz içeriğinde karbon atomları işaretli olduğu için depo ettiğinde glikozu glikojen şeklinde depo edecektir. Ve karbon atomları işaretli glikojen molekülü bulunacaktır. Doğrudur. Tavşanın oksijenli solunum sonucu oluşturduğu su moleküllerinde işaretli olmayan oksijen atomları bulunur demiş. Su moleküllerinde oluşan oksijen atomları nereden gelmektedir? Buradaki e, oksijenden gelmektedir. Ve bu da arkadaşlar işaretli olmak durumundadır. Yani bu yanlış olacaktır. Tavşanın soluk kalıp vermeyle cam fanusa verdiği karbondioksit gazının hem karbon hem de oksijen atomları işaretlidir demiş. Karbon atomları evet işaretli olacaktır. Çünkü besindeki karbonu kullandı. Doğrudur. Fakat oksijenine baktığımızda ise oksijeni glikozun içerisindeki oksijenden geleceği için ve o da işaretli olmadığı için oksijen atomu işaretli olmayacaktır. O yüzden de bu ifademiz yanlış olacaktır. Hangisi doğru olur dediğimizde cevabımız yalnız 2'dir. Aşağıdaki grafikte oksijenin solunum sırasında bazı moleküllerin miktarındaki değişim verilmiştir. Buna göre numaralı yerlere gelmesi gereken moleküller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi baktığımızda bir numaralı molekül miktarında artış gözlemliyoruz ve iki numaralı molekül miktarlarının azaldığını gözlemliyoruz. O zaman denklemimize baktığımızda oksijenin solunum sonucu karbondioksit miktarı artacaktır, su miktarı artacaktır ve ısı artacaktır. ikiye baktığımızda azalandığı su karbondioksit ve yine su verilmiş ama burada arttıklarını gözlemliyoruz. O yüzden bu seçenekleri eledik. Sonra baktığımızda ne olacaktır? Oksijen gazı azalacaktır. Doğrudur. Ve karbondioksit miktarı da artacaktır. Doğrudur. Yani cevabımız E şıkkı olacaktır. Isı olan neden almadık? Çünkü ısıda da yine artış gözlenecektir diyoruz.